Stajyer avukatlara tavsiyeler avukatlık zor bir meslek midir? Ailelerin meslek zorlaması. Türk toplum yapısında ailelerin neredeyse hepsi çocuklarının doktor, avukat veyahut mühendis olmalarını ister ve gıpta eder, bu düşünce çocuklara çocukluklarının önemli bir kısmı boyunca sürekli dikte edilir, çocuklar tüm doğru ve gerçeğin ailesinden duydukları olduğu düşüncesiyle belki de istek ve yeteneği olmasa da kendisini bu alan için zorlar ve çoğu mutlu anlarından feragat ederler. Ülkemizde avukatlığın durumu. Ülkemizde günümüz 2018 itibariyle yüzü e aşkın hukuk fakültesi bulunmaktadır. Hukuk fakültesi okunurken akla ilk gelen meslek avukatlıktır ve hukuk fakültesi mezunlarının birçoğu mezuniyetlerinden sonra avukatlık mesleğini icra etmeyi seçerler. Bu sene itibariyle sadece Adana Barosu'na kayıtlı 3000'i e aşkın avukat bulunmaktadır. Bu sayı her yıl katlanarak artmaktadır. Hukuk fakültesini okurken avukatın durumu Hukuk kazanan öğrenciler ve ailelerinin duyduğu mutluluk ve onur duygusu kaçınılmazdır. Benim ve ailemin duyduğu mutluluk ve o heyecanı hala hatırlamaktayım. Hukuk Fakültesi yıllarında çevrenizde avukat sıfatıyla çağrılmaya başlanırsınız ve çevreden birçok sorular, uyuşmazlıkların çözümü için fikir elde etmek isteyen kişilerle de karşılaşırsınız. Henüz bir öğrenciyken dahi kendinizi avukat gibi hissediyorsunuzdur. Ülkemiz eğitim sistemi size bu imkanı sunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki hakkını vermeden okunan bir hukuk fakültesi mezununun kendine dahi bir hayrı bulunmayacak hatta ve hatta yaptığı usulsüzlük ve mesleğe aykırı tutumlar sonucu kendi benliği zararına davranışlar sergileyecektir. Bu husus genç meslektaşlara veyahut bu yazıyı okuyan henüz tahsilini yapan genç arkadaşlarıma en büyük uyarım olacaktır. Artık avukatlık mesleğindeki zorluklar ve diğer dikkat etmeniz gereken faktörlere değinebiliriz. Hukuk mezuniyetinden sonra avukat adayının durumu Bilindiği üzere avukatlık yapma ön koşulu ülkemizde bir sene zorunlu adliye ve ofis stajıdır. Staj için çeşitli evrak ve belgeler istenir ve stajınız istediğiniz il adliyesinde başlatılır. Çeşitli harç ve giderler ödemeniz istenir ve adliye stajı olarak ilk 6 aylık staj döneminiz başlar. Serüvenin henüz başındasınızdır. Yazının bu kısmında olan tahsilini devam ettiren arkadaşlarımız için küçük bir tetikleyici sözüm şudur. Avukatlık stajını hukuka olan saygınızı ve mesleğin onuruna olan güveniniz kırılmadan tamamlamayı başarır iseniz, bu ülkede üstesinden gelemeyeceğiniz bir süreç yoktur. Stajınız sürecinde göreceksiniz ki, başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren arkadaşlarımız için, eğitim sürecinde öğrendiğiniz teori ve pratiklerle gerçek hayatta yürütülen uygulamanın uzaktan yakından bir alakası yoktur. İlk hayal kırıklığınız teoride ve havada kalan bilgileriniz ile gerçek hayatın taban tabana ters olduğu gerçeği olabilecektir. Bu hususun üzerinde çok durmamanızı ve yolunuza özveriyle devam etmenizi öneririm, çünkü sizi bekleyen güneşli günler biraz daha uzakta kalmakta. Avukatlık stajı süreci ilk 6 ay. İlk 6 aylık staj sürecinde bulunduğunuz il adliyesinde mahkeme stajınızı sürdüyor olacaksınız, bu süreç ortalama 15'er günlük sürelerle çeşitli mahkemelerde stajınızın devam ettiği bir süreçtir, ne yazık ki çoğu hakim ilk gün ve son gün gelip imza atman yeterli ruh halinde davranmaktadırlar, öğrenme isteğiniz ve mesleğe olan tutkunuzu kaybetmeyerek istisnai olan iyi hakimlerin varlığına inanın ve bu süreçte aklınıza takılanları giderin ve adliyeye günü gününe gitmeye çalışın. Avukatlık staj süreci ikinci altı ay. Stajyer ikinci altı ayında bir ofiste stajını devam ettirmek zorundadır. Baronuz levhasında kayıtlı bir avukat bularak yanında staj görmeniz anlamına gelir bu husus, söz konusu avukatın en az 5 yıl kıdeminin bulunması koşulu aranmaktadır, belli bir referans ile girmediğiniz her hukuk bürosunda, arkadaş çevrem ve yakınmalardan sabittir, istisnaları bir kenara bırakırsak işi öğretmeden çok sizi kullanma amacı güdülecektir, bu duruma hazırlı olmanız ve kendinizce çeşitli önlemler almanız tavsiye edilir, dediğim gibi istisna olarak kurumsal düzeyi sabit ve stajyer avukata meslektaş değeri verilen hukuk büroları da bulunmaktadır, kendi görüşüm ve stajyerime uygulaman bu yöndedir. Ancak özellikle küçük illerde, piyasa avukatlığı, yapan çoğu hukuk bürosu ne yazık ki bu kıvamda değildir. Bu süreçte avukatın size kanunen bir ödeme yapması zorunluluğu yoktur ancak tabi ki maaş değil, harçlık, adı altında makul ücretler olmaktadır. Stajınızın bu döneminde odaklanmanız gereken esasa yönelik işler yapabildiğiniz ve mesleğin her noktasını öğrenme fırsatı bulabileceğiniz ofislerde çalışmaktan geçer. Yazımı ilerleyen zamanlarda devam edeceğim, anlatılacak birçok detay var, genç arkadaşlar yorum atarak veya bana ulaşarak akıllarına takılan soruları sorabilir, elimden geldiğince yardımcı olacağım, unutmayın avukatlık mücadele mesleğidir, mücadeleniz hakiki ise büyük pastadan büyük pay, göstermelikse yine büyük pastadan en dar payı alırsınız. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi